Özellikle Yunan gazetelerinin manşetleri hiç iç açıcı değil. Şimdi sanki Fransızlar bir garantörmüş gibi Fransa'nın buraya getirilmesi ve bu üsse konulması çok büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Ege ve Doğu Akdeniz neredeyse Fransız fırkateynleri ve destora yerleriyle dolu. Bir kere orası aslında Ege değil, Adalar Denizi ve orası da Türk Denizidir. E, Yunan Denizi falan da değil. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar çok çok önemli bir gelişme var. Özellikle bunu aktarmak isterim size. Bakın Yunan manşetlerini bugün elimde belge ve bilgiler getirdim. Özellikle Yunan gazetelerinin manşetleri hiç iç açıcı değil. Ki bir olay var ki Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle güneyden kuşatma hususuyla alakalı çok çok önemli bir olay var. Nedir o? Bakın Larnaka'da, Larnaka Mari'de özellikle Fransızlar kalıcı bir üs kurmak için harekete geçmiş durumda. Daha önce bununla alakalı görüşmeler olmuştu Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle. Şimdi yavaş yavaş o üs kalıcı hale getirilmeye çalışılıyor ki Fransızlar için normalde bu adadaki statüyde bozucu bir husus. Bakın normalde adada 3 tane garantör devlet var. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye. Şimdi Sanki Fransızlar bir garantörmüş gibi Fransa'nın buraya getirilmesi ve bu üste konulması çok büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Bakın Yunan gazeteleri de manşetten bunu duyurdu. Ne diyor Yunan gazeteleri? Ankara Paris'te şok Mari Kıbrıs'ta deniz üssü kuruyor. Paris özellikle Fransa Kıbrıs'ta deniz üssü kuruyor. ABD İsrail'den gemiler de yanaşabilecek. Bu arada haberin devamında Mısır'dan da bahsediyor. Mısır'dan da gelen gemilerin yanaşabileceği büyük bir üst. Bu arada bu gemiler aynı zamanda büyük savaş fırkateynleri, destroyerleri de olacaktır maddesi de var. Yaklaşık bir 9-10 maddelik bir anlaşma ususu var. Arkadaşlar onu muhakkak ekrana getirir ben bunu anlatırken. O anlaşma maddelerinde hem kalıcı üstten bahsediliyor hem de üstün daha sonra operasyonel anlamda ayarlanabilmesinden özellikle bahsediliyor. Bu çok çok sıkıntılı bir husus sevgili dostlar. Bakın hatta adada çıkan gazetelere de yansımış durumda. Özellikle Güney Kıbrıs'taki bu husus Mariye deniz üssü kuru kuruyorlar. Hatta bakın burada diyor ki bölgedeki ve AB içerisindeki jeopolitik ve jeostratejik rolünün yükselmesi Fransa'nın çok çok önemli. Böyle bir üsse bölgede önemli bir rol oynamak isteyen Fransa'nın ve diğer AB üyelerinin İsrail ve Mısır'ın ve bölgede seyredecek diğer ülke gemilerinin demirlemesi de söz konusu olacak. Çok çok önemli. Biliyorsunuz Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Karpaz'da bir deniz üssü kuracaktı. Çok çok önemli bir üssü bu. O üssün kurulma hususu şu anda çok enteresan rafa kaldırılmış durumda. Onunla alakalı hiçbir bilgi yok. Ama diğer taraftan bakıyorsun sevgili dostlar. Biz o üsle alakalı çalışmalar yaparken hemen gitti bakın Fransızlar Güney Kıbrıs Rum yönetimine Üs kurmaya başladılar bile. Bu anlamda geç kalmamalıyız. Fransızların özellikle son zamanlarda Doğu Akdeniz'de ve Ege'de rolleri de çok önemli. Şu anda Ege ve Doğu Akdeniz neredeyse Fransız fırkateynleri ve destroyerleriyle dolu. Hatta bakın öyle bir şey ki, yine bakın Yunan gazetesinden bir manşet. Bunu böyle müjde gibi veriyorlar. Ne diyor? Fransız fırkateyni Lorient ile Yunan birliklerinin ortak eğitimi Şimdi Fransız fırkateynine efendim bakıyoruz. Yunan birliklerinin ortak eğitiminden bahsediyor ki bu eğitim özellikle eğitim adı altında aynı zamanda tatbikatlar da artmış durumda. Bunun yanı sıra Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ulusal muhafızların eğitilmesi konusunda iki ülkeden hariç olarak Fransızlar da eklendi. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu anlamda oradaki o Güney Kıbrıs'ın işte ordusu, milli muhafız ordusu dediğimiz birliklere eğitim verdiriliyorlardı. Eğitim verdiriyorlar ve taktikat yapıyorlardı. Şimdi Fransızlar da buna dahil olmaya başladı. Fransa'nın bu anlamda Doğu Akdeniz'i etkinliğini arttırmak için Güney Kıbrıs'ta yapacağı bu hamleleri iyi görmemiz lazım. Bakın zaten yine bir Yunan gazetesi bakın yine aynı manşetten çok çok önemli. Bu arada bu da yeni sayılır. Türkiye'den ağlıklar. Kıbrıs'ı arayışı. 1974 tarzı senaryolara rağmen Adalarımızı müthiş bir silah yelpazesiyle güçlendirmek. Şimdi bunun altında aynı zamanda şundan da bahsediyor. Şimdi adaları bakın adalarımızı diyor. Sadece Güney Kıbrıs Rum yönetiminden bahsetmiyor. Aynı zamanda Meis'ten, aynı zamanda Limni'den, aynı zamanda Sakız'dan, Sisam'dan, Midilli'den hepsinden bahsediyor. Bu anlamda silahlandırmayı da meşru görüyorlar. Bakın açık açık. Niye bunu silahlandırıyorlar? Bakın 74 barış harekatını söylüyor. Biz de diyor karşı bir barış harekatı yapacağız. Hala akılları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. O yüzden de bakın bunu da her fırsatta söylüyorlar. Nitekim zaten bu adalardaki silahlanma hususu acayip derecede artmış durumda. Hem Lozan Anlaşması'na göre hem Paris Anlaşması'na göre. Bu arada Lozan Anlaşması'na göre Doğu Ege Adaları. Paris Anlaşması'na göre de 12 adalar silahsızlandırılmış ada statüsünde olan yerler. Ama baktığınız zaman Buradaki silahlanma son hız devam ediyor. Bakın çok net bir rakam var. Bu da önemli. Yunanistan özellikle son 2 yıldır Amerika'dan en çok silah alan ikinci ülke. Net istatistik rapor. İkinci ülke. Birincisi Endonezya. İkincisi de Yunanistan. E diğer taraftan Güney Kıbrıs'a bakıyoruz. Daha önce bahsetmiştim videomuzda. Güney Kıbrıs Rum yönetimi son 20 yılın en büyük silahlanmasını yapıyor. 200 milyon avrodan bahsediyorlar ki silahlanma hat safhaya çıkmış durumda. E bütün bu hususları yok mu sayacağız? Diğer taraftan bakın açık açık slogan gibi bir slogan gibi bunu bahsediyorlar. Bakın öyle bir manşet vermişler ki Apache helikopteriyle böyle bir manşet çıkarmışlar. Ege Yunan'dır ve öyle kalacaktır diyor. Şimdi adamlar artık hani 12 mili geçmiş tamamen Ege Denizi'nin bir işte Yunan Denizi olması asebiyle yapacağı hamlelerden bahsediyor. Ya bir kere böyle bir şey kesinlikle biz kabul etmiyoruz. Bir kere orası aslında Ege'de değil. Adalar Denizi ve orası da Türk Denizi'dir. E, Yunan Denizi falan da değil. Bir kere bunu görelim. Orada adalar varmış bilmem ne o ayrı. Bak Ankara'nın bakın ne diyor çok önemli. Ankara'nın adalarımıza yönelik tehditleri karşısında AH-64E Apache saldırı helikopterlerinden bahsediyor. Apache helikopterlerinden oluşan seçkin bir güç oluşturuyoruz. Şimdi bu Apache helikopterleriyle alakalı böyle bir manşet atmaları biz bununla alakalı bir filo oluşturuyoruz filo ve açık açık Türkiye'ye karşı olduğunu ikrar etmeleri büyük bir savaş hazırlığının da içinde olduklarını gösteriyor. Hani bazı arkadaşlar diyor ya sanki böyle işte hani ne oldu savaş çıkacaktı da çıkmadı sanki pazardan elma alıyorsun. Kardeşim savaş dediğin husus bu kadar kolay mı? Savaşın bütün adımlarını atıyorlar. Bak söylüyorum silahlanma yarışı dahil olmak üzere pek çok resmi veri var elimizde. Ve bu kadar silahlanma sadece ve sadece Yunanistan Efendim çiçek, böcek, kuş, ava çıkmak için mi bu kadar silahlanma yarışı yapıyor? Bu kadar adalara silahlar yapıyor. Diğer taraftan Fransız efendim gemileri Akdeniz'e cirit atıyor. Diğer taraftan Amerikan işte donanma gemileri cirit atıyor. Bunlar niçin yapılıyor sevgili dostlar? Bir hazırlık içindeler. Biz bu hazırlığı görüyoruz. Emin olun Türk Devleti de görüyor. Birazdan getireceğim. Bizim de çok önemli yaptığımız çalışmalar da var. Ama Yunan basınında bakın yine çok çıkan benim de özellikle üstünde durduğum bir husus daha var ki bu da çok konuşuldu. Hem Katamirini de hem de Tinea da hem de Pentapos takmada çıkan bir haberde bu üçünde de çıkmıştı. Çitin ardından çit dediği o Meriç kenarına biliyorsunuz e, sınır büyük şeyler yapıyorlar. Ondan bahsediyor. Yunanistan çitin ardından Yunanistan Türk provokasyonlarına karşı güya biz provokasyon yapıyoruz ya. Türk provokasyonlarına karşı Kuzey Ege'de gözetleme sistemi konuşlandırıyor. Elektronik harp radar sistemi, gözetleme sistemi kuruyorlar. Nereye biliyor musunuz Kuzey Ege dediği? Sema Direk Adası'na. Sema Direk Adası nerede? Sadece ve sadece Gökçeada'ya bizim batıdaki en önemli en uç noktamız Gökçeada'daki baktığınız zaman Gökçeada'dan Sema Direk 2 mil uzaklıkta. Çanakkale'ye de çok yakın 6 mil uzaklıktaki bir adadan bahsediyoruz. Şimdi bu kadar yakın bir adada tabi haberin devamı altı tam bir fecai. Türk balıkçılarının oradaki etkinlikleri Gökçeada'daki yaptıkları o etkinlik yani çıkıyor mesela adam av, av yapıyor. Onu dahi gözetliyoruz diyor. İA ve geçişliği ile alakalı bir boyunca uçuşuyla alakalı tek tek gözetleme yapacaklarına. Bakın bu ihlaldir. Aynı zamanda ihlaldir bu. Zaten Türkiye bunu önceden görüp İA ve SİA'lara elektromanyetik harp, sinyal kesici bu hususları yerleştirdi. Şimdi Türkiye'de elektromanyetik harp, sinyal kesici bir takım bu hususlarda teknolojik gelişmelere imza atıyor. Hatta Abdülhamit Han gemisi, sondaj gemisine bile bu yerleştirilmişti. Bunu da yanılmıyorsam bir videomuzda bahsetmiştik. E bunları da çok çok önemli ve değerli görüyorum sevgili dostlar. Ama bakın biz de boş durmuyoruz. Türk devleti insansız kara aracı kapkanı yaptı. İnsansız hava aracı ve insansız savaş uçağı dahi Kızıl Elma bu anlamda insansız olarak yapılan çok çok önemli efendim gelişmelere imza attı ve çok çok hepsi birbirinden değerli. Türk devleti hatta bak bu İyasiyalar hep söylüyorum üst segment. Yani bu Heron'lardan veya Amerikan MQ9 efendim insansız hava araçlarından çok çok üstün niteliklere sahip bayraklar, TB 2ler iyalarımız, siyalarımız. Şimdi bakın bir de insansız gemimiz geliyor sevgili dostlar. Deniz aracımız, karada, havada, şimdi denizde. Bakın o da çok önemli. Tabi bunu bazı arkadaşlar duymuştur. Bu yeni bir şey değil. Geçenlerde de çıktı, e, videosu da çıktı. İşte özellikle su üstü hedefinde bir füzeyle normal bir hedefi çok net bir şekilde nokta atışıyla vurabildi. Bununla alakalı video da var. Arkadaşlar onu da mutlaka getirtir. O videoda da bunu gösteriyor. Çok önemli. Bakın ne diyor? Türkler Ege için her şeylerini veriyorlar diyor Yunan basını. Su üstü hedefine torpido fırlatan insansız bir gemi hazırladılar diyor. Evet, bizim gururumuz insansız gemi. Bu da Yunanistan'ı müthiş derecede rahatsız ediyor ve su üstündeki hedefe torpido atışıyla nokta atışı direkt koordinatlarla başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ilk bu husus bu insansız gemimizin ilk sınavı başarıyla geçmesi de Yunan basınında büyük rahatsızlık uyandırdı. Sadece bu değil, bunun gibi hazırlanan çok çok önemli müjdeler de var. Onlar da yakın zamanda gelir diye düşünüyorum. Gerçekten de bütün bu hususlar siyaset üstü sevgili dostlar. Yani Türk devletinin en önemli hamlelerinden ve en önemli planlarından müteşekkil bunlar. Bunları çok değerli buluyorum. Hatta bir videomuzda da söylemiştik. İsrail'in o çok övündüğü demir kubbesini dahi delebilen uzun menzilli balistik füzeler Türkiye üretti. Onu da yakında duyururlar demiştik. O da inşallah bir müjde olarak gelecek. Ve en önemlisi milli muharip uçağımız. MMO'nun da yakın zamanda çok yakın zamanda yani belki pazartesi belki salı bilmiyorum. Bu önümüzdeki bu videonun ne zaman yayınlanacak onu da bilmiyorum ama. Yani çok yakın zamanda onun da deneme uçuşları başlayacak. Onun da müjdesini ilk defa buradan biz verelim sevgili dostlar. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de samimi yorumlarınızı bu videonun altına belirtin. Hoşçakalın.